Şimdi müzisyen beyninden ziyade aslında galiba bir müzik denen aktiviteyle beyin fizyolojisi arasındaki ilişkiye bakmak lazım. Ben buna senelerdir bakıyorum. Hem kişisel olarak müzikle ilgilendiğim için hem de özellikle 2000-2010 bandından sonra bu konuda çok fazla veri çıktı. Ve biz yani müziği kişisel olarak hepimiz büyük oranda kozmetik bir şey olarak algılarız. Yani bir yerde çalınca hoşumuza gider, efkarlanınca dinleriz falan ya da neşelenmek için. Ama müzik sadece ondan ibaret değilmiş. Özellikle beyin üzerindeki etkilerine bakınca onu görüyoruz. Bir de uzun dönem müzikle uğraşmak hakikaten beyinde çok ölçülebilir, görülebilir ve hemen hemen her zaman pozitif değişiklikler yapıyor. Ben burada biraz onu özetleyeyim. Yani aslında müzik ne, niye bizi bu kadar etkiliyor ve müzikle uğraşmak bize ne yapar gibi. E, bu kadar çok konuşurken bu sıralamayı unutmazsam buna göre bir şeyler söyleyeceğim. Şimdi birincisi müzik ne? Biz neden müzikten çok hoşlanıyoruz? Müzik aslında tanımı itibariyle rastlantısal olmayan ya da rastlantısal gelmeyen ses dizgilerine verdiğimiz bir isim. Eğer bir ses nota aralıkları dizisi bize belli bir düzen hissiyatı vermiyorsa biz bunu gürültü olarak algılıyoruz ya da sadece ona ses uyaranı diyoruz. Ama bunlar belli bir ritim, belli bir tekrar, belli bir uyum ya da armoni, belli bir katmanlaşma ve duygu uyandıracak bir yapılanmayla geliyorsa biz buna müzik adını veriyoruz. Müzik aslında sesle yapılan bir şey olmasına ve bütün hayvanlar sesi bir şekilde algılıyor olmasına rağmen müzik dediğimiz türevi bir tek bizi bu kadar etkiliyor. Hayvanlar üzerine yaptığımız çalışmalar ki maalesef müzikle ilgili birçok çalışma hayvanlarda yapılmaya çalışılıyor. Fakat bu çalışmalar planlanırken hayvanlardan bestekar çıkıp çıkmadığı hiç sorulmuyor. Hayvanların müzikle ilişkisi bizim beynimizin ilişkisi gibi değil. Hayvanlara müzik uyaranları verdiğinde aslında gördüğümüz tek şey eğer volümü yani ses şiddeti çok yüksekse hayvanları rahatsız ediyor. Düşük ve ahenkli ise bir nevi ninni ya da rahatlatıcı titreşim etkisi yapıyor. İşte inekler Vivaldi dinletilince çok süt veriyor hikayesinin altında. Vivaldi'nin bestekar becerisi değil, ses tonlarının sakinleştirici ve rahatsız edici olmaması yatıyor aslında. Bir de tabii ki burada şunu belirtmem lazım. Biraz sonra anlatacağım nedenlerle hayvanların bulunduğu ortamlardaki insanların, bunlar isterse çiftlikte çalışanlar, isterse laboratuvardaki asistanlar olsun, müzikten hissettikleri etkilenin muhtemelen deney hayvanlarına da yansıyor. İşin bir de böyle bir kısmı var. Yani etraftaki insanlar sakinleşince daha şefkatli olunca, daha ponçik bakınca tabiri caizse hayvanlar da muhtemelen bundan etkileniyorlar. Dolayısıyla hayvanlarda yapılan müzik çalışmaları bizim aklımızda pek bir şey söylemiyor. Biz tabii ki insanların beyninin herhangi bir şey yaparken nasıl işlediğini ancak 2000'lerden sonra görebildik. O 2000'lerden sonra da işte bu müzik meselesiyle ilgili yeni yeni şeyler öğrenmeye başladık. Rastlantısal olmayan ses dizgelerinin bizi bu kadar derinden etkilemesinin, acımıza, eğlencemize, ruh halimize eşlik edebilmesinin en önemli nedeni bizim beynimizde yer alan son derece gelişmiş bir ses analiz sistemi. Böyle bir ses analiz sistemi evrimsel olarak niye var? Biz insanlar olarak malumunuz konuşa konuşa anlaşıyoruz ve konuşurken ses tonumuzu kullanıyoruz. Ses tonumuzdaki çok küçük değişiklikler, titreşimlerdeki farklılıklar, yükselme ve alçalmalar yani hem şiddette hem tınıda hem her türlü ses karakteristiğindeki değişimleri çok incelikli algılayabiliyoruz. Çünkü bunu algıladığımız zaman karşı tarafın duygusal durumunu çok çabuk çözümleyebiliyoruz. Bir arkadaşınız telefonda size merhaba dediğinde bile neşeli mi üzgün mü hemen anlayabilmeniz biraz buradan kaynaklanıyor. Bu sosyal iletişimi iyileştirmek için gelişmiş bu evrimsel özellik müzik dediğimiz dışsal uyarana tabiri caizse hack ediliyor, manipüle ediliyor ve yönlendirilebiliyor. Ve biz de bu nedenle o uyarana diğer birçok uyarandan daha farklı bir tepki veriyoruz, daha içsel bir tepki veriyoruz. Ses uyarana larının işte kulaktan algılanıp da beyinde izlediği bütün yollara baktığımızda beyin sapımızdan ta şakak loblarımızdaki kortekse gelene kadar bütün ses işlem sistemi duygusal sistemimizle çok yakından bağlı ve ilişkili. Yani adeta onun her bir noktasına hitap eden bir uyaran, ses uyaranı. Bunun en ilkel tarafını düşünelim. Hayvanlarda da olan kısmı. Mesela ani bir ses geldiğinde ürkerek, düşünmeden diğer tarafa kaçmanız gerekiyor. Bir kere en başta zaten sesin etraftaki tehlikelerden haberdar etme gibi bir fonksiyonu var. Bu zaten kaçmak biraz da heyecanlanmayı gerektirdiği için duygusal sistemi de doğrudan uyaran bir şey. İşte biz de bunu günlük hayatımızda biliyoruz. Yan dairede sürekli matkap, çivi mesela bazen çekim yaparken de sıklıkla karşılaştığımız olaylar devamlı olarak bizi o strese sokucu uyaranlar olarak değerlendirdiği için sinirimizi bozuyor. Ama böyle tatlış bir müzik arkada yemeğimize çok tatlı eşlik edebiliyor çünkü o bizi sakinleştiriyor. Şimdi bu beyin sapındaki o tehlike tespitine dair bölümü bütün hayvanlarla paylaşıyoruz ama üst katlar özellikle korteks tarafı diğer hayvanlarda olmayan bileşenler içeriyor bizde. O bileşenlerin içerisinde çok detaylı bir frekans analizi. Yani hangi notayı duyduğumuzu bilmesek de nota değişimlerine çok hassas derecede duygusal ve davranışsal tepkiler üreten bir sistem var ve aynı zamanda armoni dediğimiz bir şeyi de algılıyoruz. Armoni farklı notaların üst üste binerek uyumlu birliktelikler oluşturması. Şimdi birçok hayvanda da aslında benzer bir şey fark ediyoruz. Mesela müzikte Uyumlu sesler ve uyumsuz sesler vardır. Mesela bir notanın hemen bir sonrasındaki aralığı birlikte tınlattığınızda genellikle müzik bilim bilmeyin insan için rahatsız edicidir. Biraz, biraz uyumsuz bir ses gelir. Ama herhangi bir notayı 5 aralık sonrasındaki notayla titreştirirseniz mesela buna beşli deniyor ve beşli bütün dünyada kulağımıza hoş gelen bir armoni yaratıyor ve biz bunu bir mesaj, bir akor olarak algılıyoruz. İşte diğer nota aralıklarını da ekleyerek neşeli, hüzünlü falan bir sürü kombinasyon yaratabiliyoruz. Tek tek notalarla bunu yapabildiğimiz gibi üst üste bilmiş notalarla da bunu yapabilmek yani anlayabilmek insan beyninin bir özelliği gibi gözüküyor. Sınırlı düzeyde diğer hayvanlar da uyumsuz seslerden rahatsız olarak ve uyumlu seslere biraz sakinleşerek tepki verebiliyorlar ama bizimki kadar detaylı ayırt edemediklerini biliyoruz. Şimdi bu kadar girizgah aslında şunun için yaptım. Müzik bizim doğrudan duygusal sistemimize hitap eden bir uyaran. Biz müziği aldığımızda hiç öyle olduğu gibi almıyoruz. Nasıl ki böyle sevdiğimiz bir yemek bütün ruh halimizi değiştiriyorsa, bizimle tınlayan bir müzikal uyarı da bütün ruh halimizi değiştirebiliyor. Hatta üzgün olduğumuzda neşeli müziklere tahammül edemiyoruz. Neşeli olduğumuzda üzgün müzikler içimize bay getiriyor. Şimdi normalde özellikle üzgün olduğumuzda kendimizi daha iyi hissetmek için neşeli bir müzik açıp dinlemek daha makul gözüküyor ama insanın bunu sinirlenmesinin çok anlaşılır bir sebebi var. Üzüntülü bir besteyi açtığınızda siz de üzgünseniz eğer o besteyi dinlerken aslında içinizde bir yer diyor ki bu nameleri çalan kişi ya da kişiler beni anlıyorlar. Benimle aynı ruh halini paylaşıyorlar. Aslında bir iletişim yöntemi olarak kullanıyoruz ve kendimizi yalnız hissetmiyoruz. Onu dinlerken destek aldığımızı varsayıyoruz ya da öyle bir hissiyata kapılıyoruz. Şimdi bütün bu hikayenin temelinde duygular olunca beyinle ilgili benim yıllardır anlattığım bir şey var. Bizim bütün öğrenme sistemimiz bütün sinaptik yapılanmamız, bütün kişilik özelliklerimiz duygusal sistem üzerine inşa ediliyor. Ve bir şey duyguları bu kadar yoğun etkiliyorsa beyni de çok derinden değiştiriyor demektir. Tabii ki müziğin bu tüyleri diken diken eden, ruh halini değiştiren etkileri yıllardır çalışıldığı için biz çok ilginç bir şeyler görüyoruz. Mesela profesyonel müzisyenlerle müzisyen olmayan insanların beyninin çok farklı düzeylerde çalıştığını, Sadece müzik konularında değil, müzik dışı konularda da farklı tepkiler verdiğini biliyoruz. Mesela bir tanesi ve bence en önemlisi, bizim çoğu insanın beynin sol tarafında bulunan iki tane merkez var. Biri konuşma merkezi, bulan araştırıcının adıyla Broca merkezi diye geçiyor. Bir tanesi de Wernicke alanı, hemen sol arkaya doğru. Burası da beynin anlama alanı. Mesela ben konuşurken şu anda beni dinleyen Wernicke alanıyla anlıyor. Benim konuşmamı sağlayan yer ise öndeki Broca alanı. Bu ağzımı, dilimi nasıl oynatacağımın bilgisi orada. Dile göre kelime ve ses üretebilmem burası kontrol ediyor. Bu arada bunu nereden biliyoruz? Buralara hasar verirsem bu yetenekleri yitiriyoruz. Buradan biliyoruz. Ama önemli olan bu ikisi arasında bir bağlantı var. Önden arkaya, arkadan öne bu iki bölgeyi birbirine bağlayan arkuat bağlantı ya da yaysı bağlantı dediğimiz bağlantı var. Bunun önemi şu zeka otoyolu diye geçer genellikle kaynaklarda. Zeki yani sorun çözebilme kapasitesi yüksek, alternatif ve yaratıcı düşünebilen insanlarda bunun kalın olduğunu biliyoruz bu bağlantının. Özellikle sol yarı küredeki bağlantı ekstra önemli. Çünkü çoğumuzda sol beyin baskın olduğu için davranışlarımız da ağırlıklı olarak sol taraf kontrol ediyor karşılaştırıyorlar. Profesyonel müzisyenler de burası daha kalın her zaman müzikle uğraşmayan insanlara göre. Şimdi bu bulguya bakınca hemen şöyle bir şey gelebilir. Yani ben 10 sene keman çalınca dahi mi olacağım diye düşünebiliriz. Öyle olmuyor. Altyapının genişlemesi her zaman maksimum işlev anlamına gelmiyor. Dünyanın en iyi bilgisayarını alabilirsiniz ama Onda ne yaptığınıza göre değişir yani bilgisayar biliyorsun yüz binlerce para harcayıp bilgisayar alıp hiçbir şey yapmayan arkadaşlarımız var. Biraz bunun gibi altyapıyı geliştiriyor ama sizin o altyapının üzerine ne koyduğunuz, onu nasıl kullandığınız çok belirleyici. Fakat tersten baktığımızda dünya tarihinde bilinen insanların biyografilerini okuduğumuzda ilginç bir şey görürüz. Dahi olarak bildiğimiz hemen hemen tüm insanların bir şekilde müzikle hatta daha dar olarak bir müzikal enstrümanla yakın ilişkileri vardır. Einstein'ın kemanı bir kere fizikçiler arasında keman çok yaygındır işte piyanosu, kiminin hakikaten ses sanatçısı olması gibi çok fazla anekdot görüyoruz. Ve mesela Einstein'ın bu konudaki kitaplarında zikrettiği anlatılar bence çok önemli. Bir daha dünyaya gelse ya da ona ekstra sene verilse daha farklı ne yapacağı sorulduğunda daha çok keman çalmak isteyeceğini söylüyor her zaman. Yani o keman bir şekilde onda bir tutku haline gelmiş. Beyin çalışmalarıyla bu tip anekdotları birleştirince şunu net görüyoruz. Müzik beyni akord eden bir yardımcı görevi de görüyor. Yani müzik tek başına insanın bütün hayatını dolduracak bir uğraş olmasına gerek yok. Yani müzisyen değilseniz böyle bir şeye çok fazla vakit ayırmanıza gerek yok. Ama müzikle ne kadar okur yazarlık düzeyinde ve üstünde meşgul oluyorsanız diğer bütün işlevlerinizde de ona göre bir artış sağlayabiliyorsunuz. Mekansal öğrenme yani üç boyutlu uzayda yol bulma. Mesela işte 3 boyutlu uzaydaki nesnelerin yerlerini hatırlama konusu mesela artıyor. Epizotik bellek dediğimiz geçmişe yönelik bellek kapasitesi artıyor. Problem çözebilme ve yaratıcı düşünebilme becerisi artıyor. Ne ile artıyor? Haftada birkaç saat mesela herhangi bir enstrümanı çalışarak ya da ses eğitimi alarak ya da ciddi ciddi mesajını ve arka planını araştırarak okur yazar bir dinleyici olarak müzik dinlemek. Bütün bunlar beyindeki bağlantısallığı değiştiriyor. Bir profesyonel müzisyen müzik dinlediğinde Müzisyen olmayan birine göre beyni çok farklı tepkiler veriyor. Bir kere e, biz böyle MR makinalarında beynin nerelerinin çalıştığını böyle renkli şekilde görebiliyoruz. Bir kere uzaktan bakınca uzman olmayanın bile görebileceği bir şey var. Yani, müzisyen olmayanın beyninde birkaç yer yanarken öbür tarafta festival var. Her taraf böyle patlıyor, çatlıyor, bir şeyler oluyor. Beyni çok global düzeyde aktive eden bir uyarıya dönüşüyor özellikle müzik konusunda bir eğitiminiz ya da bilginiz var ise müzikle uğraşmanın duygusal bileşeni beynin genel bir kuralı nedeniyle sinaptik plastisteyi ya da beynin değişebilme yeteneğini çok arttırıyor. Çünkü bir şey duygusal olarak bizi etkiliyorsa sinapslarımız, beyindeki bağlantılar o kadar hızlı ve verimli değişim gösteriyor ve biz mesela bir beceriyi o kadar hızlı öğrenebiliyoruz ya da yeni öğrendiğimiz bir şeyi o kadar kolay bir şekilde akılda tutabiliyoruz. Müzik duyguları etkileyince de bütün bu beyin yapısının içerisinde çok hızlı değişimlerin kalıcı olarak gerçekleşmesini kolaylaştırıyor. Bizim kendi araştırmalarımızda da daha evvel Üsküdar Üniversitesi'nde İstanbul'daki birçok okulda yaptığımız araştırmalarda gerekse dünya çapında yapılan araştırmalarda ilkokul ortaokul düzeyinde rutin enstrüman eğitimi alan çocukların sosyal becerilerden akademik becerilere her yerde ölçülebilir derecede yüksek skorlar almaya başladığını kesin olarak görüyoruz. Yani müzik eğitimi ayrılmaz bir kişisel destek ve maalesef bundan mahrum bıraktığımız her çocuk birçok konuda boşuna kürek çekmek zorunda kalıyor. O duygusal altyapıyı tabiri caizse akordeden böyle bir aracımız olduğunda tek yapmamız gereken şey eğer bir çocuğun isteği, istidadı bir şey varsa ona böyle bir imkan sağlamak. E bu arada e, muhtemelen bizi bazı veliler de izliyor. Orada bir not vereyim. Çocuğun hiç ihtiyacı ve haberi olmadan onu piyano kursuna yazdırmak, çocuğa müzik eğitimi vermek değil, İstemesine ve ısrarla, tepinerek istemesine izin vermeden bir çocuğumuz, bizim de çocukluğumuzda olduğu gibi öyle bir şeyi kaptırıp da öğrenmiyor. Dolayısıyla böyle bir istek oluşabilmesi için önce anne baba ve yakın çevrede müzik meftuniyeti, müzikle alakadarlık gibi bir örnek görmesi gerekiyor. Eğer bir evde gerçekten müzik dinlemeye ciddi ciddi oturulup zaman ayrılıyorsa, müzik birilerini ağlatıp güldürüyorsa, müzik üzerine sohbetler deniyorsa o evdeki çocuğun bir kültür olarak müziğe ilgi göstermesi daha kolay. Çünkü senelerce pratik yapacağınız mesela bir enstrümanı çalışıyorsunuz ama eğer bu enstrümanla çalacağınız şey sizin evde gördüğünüz örnekler kadarıyla yarın bir gün soğan doğrayan annenin arkasında çalacak background müziği olacaksa o motivasyon çok fazla ilerlemiyor. Ama biliyorsanız ki babam piyano eseri dinlerken ağlıyor, annem işte bilmem ne şarkısını dinlerken coşuyor diyebilirsiniz ki annem babamın duygularını etkileyen şey benim öğrenmem gereken bir şey. Çünkü duyguları etkileyen malum dünyayı değiştirebilir. Bunu biz hepimiz küçük yaştan beri biliyoruz. Bu kadar derin etkili bir şeyi biz niye kullanmıyoruz? Müzik özellikle günümüzde her yerde her zaman mevcut olan ve tüketilen bir şey müziğe emek vermek gittikçe düşen bir trende dönüştü. Malumunuz bir çocuğum konservatuara gideceğim dese yavrum adam gibi mesleğin olsun sen tıpa git boşver ne yapacaksın hobi olarak gene çal noktasında kalabiliyoruz maalesef. Fakat bunun çok ağır bedelleri var. Birincisi demin dediğim bir sürü özelliği kaybediyoruz. İkincisi de hem böyle bir yardımcıdan mahrum kalıyoruz hem de her yerde duyabildiğimiz müzik bizim müzik ihtiyacımızı karşılıyormuş gibi hissediyoruz. Halbuki şunu düşünelim yemek bizim ihtiyacımız. Yemek için özel bir vakit ve emek harcamıyoruz ve etrafımızda gördüğümüz her şeyi yiyoruz. Yani ne gelirse ağzımıza sokuyoruz. Şimdi böyle bir beslenme olmayacağı gibi böyle bir müzikal tüketim de olmaz. Müzik duygularımızı bu kadar etkileyen bir şeyken kulağımızdan rastlantısal olarak giren müzik ağzımıza her gördüğümüz şeyi tıkıştırmamızla uzun vadede aynı etki yapıyor. Beynimizi çorbaya döndürüyor, konsantrasyon yeteneğimizi çok azaltıyor. Ben mesela yıllardır spesifik müzik zevki olan bir insan olarak açıp da bir radyonun bana sunduğu ve ne olduğunu bilmediğim sıralı içerikleri hiç dinleyemem. Kendi seçtiğim müziği, işte kaset döneminde yanımda kaset taşıyarak, şimdi kendi listelerimi oluşturarak kendime göre dinlemeyi yani kendi soframı kendim kurmayı tercih ederim. Bunu çok fazla faydasını gördüm ve bunu yapmayan insanların yaşadığı zihin karışıklığında biraz buna bağlı olduğunu düşünüyorum. Ağzımızdan girene dikkat ettiğimiz kadar kulağımızdan girene de dikkat etmenin çok önemli olduğunu hatta mümkünse evde yemeğimizi biraz bazen kendimizin yapmasının çok öğretici olabileceğini düşünüyorum. Özetle Müzik insani bir faaliyet, müzik insana has bir durum ve müzik insanı diğer canlılardan ayıran bir beceri. Müzik kozmetik bir konu değil, sadece profesyonel bir meslek değil. Hepimizin hayatında merkezi düzeyde yer alması gereken bir konu. Şüphesi olan varsa müzik haram falan değil, onu da söyleyeyim. Müziğin insanın en önemli ruhsal aygıtlarını akord edecek ve ayarlayabilecek bir araç olduğunu unutmadan, müzik olayını da gözümüzde çok büyütmeden yani banyoda şarkı söylemek de müziktir, alıp kanun çalmak da müziktir ve arada sayısız seçenek var. Bunlardan herhangi bir tanesini seçerek yaşımız, meşebimiz ne olursa olsun bugün başlarsak haftasına hayatımızdaki çok büyük farklılıkları fark edeceğiz diye düşünüyorum. E, bu konuyu açtığınız için teşekkür ederim. Zira müziğin bu kadar yaygın olduğu ve bu kadar hafife alındığı başka bir zaman olmamıştır. E bu arada tabii yani mesela ben işte senelerdir seni bilim profesörlüğü yapan birisi olarak şimdi tutup bir albüm çıkarttım mesela Albüm daha doğrusu çıkarıyorum. Bir single çıkarttım. Gerisi de gelecek inşallah. Bir full albüm çalışmam bile var ya ben bu işlerle niye uğraşıyorum bu saatten sonra astrolist olup dünyaya ayağım kaldıracağız? Hayır. Fakat iki şey var. Birincisi yapmadan duramıyorum. Yani müzik benim çocukluğumdan beri içimden gelen bir şey. Ne zaman onu bıraksam hasta oldum bunu da biliyorum. Ne zaman kendisiyle ilgilendim gayet ponçik bir hayat sürmeye, bir şeyler uyumlu gitmeye başladı. Ya bir de ya bu adam beyinci kardeşim, bu adam profesör diyorlar ya, ona gıcık oluyorum. Hayır ben sadece profesör falan değilim. Ben aynı zamanda üç çocuk babasıyım, aynı zamanda bir ailede yaşıyorum, aynı zamanda müzik yapıyorum, aynı zamanda yiyip içiyorum, aynı zamanda çok yanlış yapıyorum. Bunların da resmi tamamlayıcı olduğunu düşünüyorum ama özellikle müzik çok tamamlayıcı. Ve şu mesajı vermek istiyorum, siz de yaparsınız. Yani yapmalısınız hatta. Tamam benim gibi çılgın metalci olmanıza gerek yok. Öyle klipler, albümler yapmanıza da gerek yok ama... Bu işle ilgilenmek hani vatani bir görevdir desek yeridir. Onu boş bırakmamak lazım. Ben biraz da ona destek olması için böyle bir şey yapıyorum. Genç müzisyenleri destekleyelim. Spotify'da paylaşalım. Eşi dostu haberdar ederim ona göre. Şurada. Pardon. Şurada. <laughs>